Herkesin sağlığa ve sağlık hizmetlerine eşit ulaşım hakkının bulunduğu, sağlık hizmetleri kalitesinin yüksek olduğu, dayanışma üzerine kurulu ve tüm toplumun katılımına açık olarak yapılandırılmış bir sağlık sistemi insanın en temel hakkıdır. Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de önemli gelişmeler meydana gelmektedir. Hızla gelişen teknoloji Nüfus yapısı, yaşam koşulları, beslenme koşulları ve değişen hastalık yapıları sağlık hizmetlerinin sunumunu doğrudan etkileyebilecek unsurlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Sağlık alanında içinde bulunulan değişim sürecini anlayabilmek ve gelecekte bu alanda olabilecek gelişmeleri öngörebilmek, hem ulusal sağlık politikalarına yön verebilmek hem de sağlık kurumlarının Etkili ve verimli sağlık hizmetleri sunabilmek için planlamalar yapmak açısından son derece önemlidir. Kaçınılmaz olan bu değişim ve gelişim sürecinde sağlık kurumları yöneticilerinin kurumlarının misyon ve vizyonlarını göz önünde bulundurup geleceğe hazır bulunmak için stratejiler geliştirmelerinde yarar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili kullanılabilecek anahtar kavramlar şunlardır. Finansal yönetim, gelecek trendleri, demografik değişiklikler, tıbbi teknolojiler. Bu programı izledikten sonra sağlık kurumlarının finansal yönetiminde gelecek trendler nelerdir? Demografik değişiklikler sağlık sektörünü nasıl etkiler? Sağlık hizmetlerinde maliyetlerin artması nelere bağlıdır? Sorularına yanıt verebileceksiniz. Sağlık ve sağlık hizmetleri insan ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Bunun bir sonucu olarak birçok ülke ekonomik kaynaklarının giderek artan bir oranını sağlık hizmetlerinin üretimine ve sunumuna ayırma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bugün bütün ulusal sağlık sistemlerinin yüz yüze bulunduğu ortak sorun tıbbi bakım maliyetlerinin ulusal gelirden artan miktar ve oranda pay almasıdır. Bu nedenle Mevcut sağlık bakım kaynaklarından daha fazla fayda elde edilmesi önem kazanmış ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ve etkililiğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Sağlık kurumları yönetiminde gelecekte önemli olabilecek faktörleri demografik değişiklikler, beklentilerin yükselmesi, sağlık biliminde gelişmeler ve yeni tıbbi teknolojiler ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artması başlıkları altında toplayabiliriz. Dünya nüfusunun yaş yapısında meydana gelen değişim ve yaşlı nüfusun artması özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dikkat çekmeye başlamıştır. Yaşlı nüfusta meydana gelen dünya genelindeki bu artış, dünyanın birçok bölgesindeki doğum hızlarında önemli düşüşlerin gözlemlenmesi, beslenme ve temel sağlık hizmetlerinde gerçekleşen gelişmeler sonucu ortalama yaşam süresinin uzaması ve bebek ölümlerinin kontrol edilebilir düzeylere gerilemesiyle gerçekleşmiştir doğuşta yaşam beklentisi yüzyılın ilk yarısında özellikle Avrupa ülkelerinde 20 yıllık bir artış göstermiştir. Bununla birlikte 2050'ye kadar 10 yıl daha artacağı tahmin edilmektedir. Yaşlanan nüfusla birlikte sağlık problemlerinin artması da beklenmektedir. Yaşlılıkta daha çok ortaya çıkan ve yaşlandıkça artan kronik hastalıklar, kalp damar hastalıkları, akciğer rahatsızlıkları, Psikolojik rahatsızlıklar ve ağız ve diş rahatsızlıkları özel bakım ve uzmanlık gerektiren durumlar yaratırlar. Bu hastalıklar uzun süreli bakım gerektirebilen hastalıklardır. Çalışmalar yaşları 65 ila 75 arası olan bireylerin sağlık hizmetleri maliyetlerinin 65 yaş altındaki bireylerinkinden iki buçuk kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Gelecekte sadece yaşla ilgili unsurlar değil, Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, sigara ve alkol tüketimi ile egzersiz yapmamak gibi unsurlar da bireylerin sağlık hizmetleri talebini önemli ölçüde etkileyecektir. Yaşam tarzı, obezite, diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarının artmasına neden olarak gelecekte bireylerin daha çok sağlık hizmetleri talebiyle sağlık kurumlarına başvurmaları ve dolayısıyla daha yüksek sağlık harcamaları olarak karşımıza çıkacaktır. Sağlık kurumları yöneticilerinin geleceğe yönelik kararlarında bu değişimleri mutlaka dikkate almaları gerekmektedir. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte sağlık hizmetleri tüketicileri kendi sağlıkları Ailelerin sağlıkları ve hatta toplumun sağlığı hakkında ve alacakları sağlık hizmetleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmuş. Bununla birlikte daha hızlı, daha kaliteli ve daha etkili hizmet alma konusundaki beklentileri yükselmiştir. Bireylerin eğitim düzeylerinin artmasıyla birlikte daha bilgili ve verilen hizmeti değerlendirebilen sağlık hizmeti tüketicileri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bireyler sağlıkları ile ilgili karar verme sürecinde daha çok söz sahibi olmak istemektedir. Dolayısıyla hasta ve sağlık hizmeti veren hekim arasındaki ilişki değişmekte, hekimler daha bilgili ve bilinçli hastalarla karşı karşıya kalmaktadır. Değişen beklentiler kapsamında değinilebilecek bir başka unsur da sağlık hizmetleri talebinde bulunan bireylerin hizmeti tüketim sürecinde kendi sahip oldukları haklarını da bilmek istemeleridir. Günümüzde hastalar durumları hakkında, tedavi olanakları hakkında, sağlık personeli hakkında daha çok bilgi talep etmeye başlamışlardır. Hastalar artık ihtiyaçları olduğu anda onlara hizmet sunabilecek en yüksek kalitede sağlık hizmeti sunan kurumlardan hizmet almayı istemektedir. Rekabetin gittikçe arttığı sektörde sağlık kurumları yöneticilerinin hasta beklentilerini dikkate almaları ve bunları yönetmelerinde yarar bulunmaktadır. Sağlık bilişimi ve tele sağlık gibi teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerini önemli ölçüde etkilediği bir gerçektir. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte doktor hasta arasındaki iletişimde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bilgi paylaşımında meydana gelen gelişmeler sağlık kurumlarının da sağlık çalışanları kadar kendilerini yenilemelerini, yeni teknolojilerden faydalanmalarını gerektirmektedir. Tıbbi teknolojide meydana gelen hızlı değişiklikler ve gelişmeler, sağlık kurumlarının sundukları hizmetleri doğrudan etkilemektedir. Sağlık maliyetlerini düşürme, yaşam süresini arttırma ve yaşam kalitesini yükseltme gibi istekler, sağlık kurumlarında teknolojik gelişmelerin zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Tıbbi teknoloji alanındaki gelişmeler, sağlık hizmetlerinden yararlanacak kişilerin beklentilerini de değiştirmektedir. Bireyler hizmet tüketirken en yüksek teknolojide en uygun fiyatı olan en hızlı ve en kaliteli hizmeti almak istemektedirler. Sağlık kurumlarının kendilerini bu yönde de yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Bir yandan sağlık teknolojisindeki hızlı değişim, hızlı nüfus artışı, yaşlı nüfus artışı, değişik alanlarda yüksek düzeyde eğitim görmüş uzmanlara ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle üretilen hizmetin maliyetinin artması, diğer yandan hizmeti kullananların daha iyi hizmet talebinde bulunmaları sağlık harcamalarında artışa yol açmaktadır. Sağlık harcamalarındaki artışı ortaya koyan önemli göstergelerden biri kişi başına düşen toplam sağlık harcaması, bir diğeri de sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranıdır. Teknolojik ilerleme birçok sektörde daha ucuz ve daha iyi ürünler elde edilmesine neden olurken sağlık sektöründe genellikle maliyetleri düşürmek yerine arttırmaktadır. Sağlık hizmeti sunanlar kendilerini sağlık alanındaki en son yenilikleri kullanma konusunda hem mesleki hem de hasta memnuniyeti açısından baskı altında hissetmektedirler ki bu da çok yüksek maliyetleri olan son teknoloji tıbbi teknolojinin kullanılması anlamına gelmektedir. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde hem kişi başı sağlık harcaması hem de sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasıladan aldığı payın artış eğilimi devam etmektedir. Sağlık sektöründe yaşanan tüm bu gelişmelerin sonuçlarından biri olarak da insanlar sağlık hizmeti almak için başka ülkelere planlı seyahatler yapmaya başlamış ve bu durum sağlık turizmini tüm dünyada önemli hale getirmiştir. Sağlık kurumları da gerek artan rekabete uyum sağlamak Gerekse sağlık turizminden pay alabilmek için kalite ve akreditasyon çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır. Hızla gelişen teknoloji, nüfus yapısı, yaşam koşulları, beslenme koşulları ve değişen hastalık dokuları sağlık hizmetlerinin sunumunu doğrudan etkileyebilecek unsurlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Sağlık alanında içinde bulunulan değişim sürecini anlayabilmek ve gelecekte bu alanda olabilecek Gelişimleri öngörebilmek, hem ulusal sağlık politikalarına yön verebilmek hem de sağlık kurumları özelinde etkili ve verimli sağlık hizmetleri sunabilmek için planlamalar yapmak açısından son derece önemlidir. Sağlık kurumlarında gelecekte önemli olabilecek faktörleri demografik değişiklikler, beklentilerin yükselmesi, sağlık bilişiminde gelişmeler ve yeni tıbbi teknolojiler ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin artması başlıkları altında toplayabiliriz. Meydana gelen bütün değişim ve gelişmelerin sağlık kurumlarının finansman boyutuna yansımaları kaçınılmaz olup iyi yönetilmeleri önem arz etmektedir. Bu programda sağlık kurumlarının finansal yönetiminde gelecek trendleri nelerdir? Demografik değişiklikler sağlık sektörünü nasıl etkiler? Sağlık hizmetlerinde maliyetlerin artması nelere bağlıdır sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.